Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 28 Aralık 3 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet artık yeni yıla giriyoruz. 2021'in son haftası. 2021'e merhaba diyeceğiz. Yeni yıl yorumlarınız hazır. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağatıcı YouTube kanalımdaki 2021 yıllık videolarınızı izleyebilirsiniz sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Bu hafta da çok önemli. Yeni yılı, yeni yıla dolunayla, merhaba diyeceğiz. Ee, güzel bir gökyüzü var yani dolunay olacak bu yıl başında. Hafta başı da bu dolunay tesirlerini hissetmeye başlayacağız. Pazartesi ve salı öğle saatlerine kadar ay ikizler burcunda. Haftaya aslında ilişki dinamiklerinizdeki güçlü tesirlerle başlayabilirsiniz. Bazı işbirlikleri ya da eşinizle ilgili konular, eşinizle vereceğiniz kararlar, yapılacak bazı birlikte yapılacak e, hareketler öne çıkıyor. Daha paylaşımcı olacağınız, daha işbirliklerine yatkın olacağınız bir hafta başı. Tabii ki iletişim trafiği artacak, bilgi trafiği artacak. Bazı konularda özel hizmetler almanız, danışmanlıklar almanız, e, bazı anlaşmalar, sözleşmelerle ilgilenmeniz ya da önemli kararlar almanız mümkün. Salı öğle saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçmiş olacak. Çarşamba günü 30 Aralık'ta ise artık sabah erken saatlerde Dolunay oluşuyor. 8 derece Yengeç Burcu'nda. Sevgili yaylar, 8. evinizdeki Dolunay, özellikle finans konuları, para konuları, bütçenizle ilgili alanlarda bir aydınlanma yaratabilir. Aslında Dolunaylar bir süredir devam etmekte, etmekte olan konuları tamamlar ya da belirsiz olan bazı koşulları netleştirir. Bu dolunay bir borç alacak konusunda bir dönüm noktası olabilir sizin için. Bir borcu kapatmanız ya da kredi ile ilgili bir alanda bazı önemli kararlar verilmesi mümkün olabilir. Kazandığınız paralarla genel olarak masraflarınız, harcadığınız paralar, ödemeler, faturalarınız veya düzenli bir şekilde size gelen paralar, mesela bir kira geliri olabilir örneğin ya da sizin için bir nafaka ya da miras geliri olabilir ya da sizin bu alanlardaki ödemeleriniz olabilir. Şimdi bu dolunay burada bir e, aydınlanma getiriyor, bir farkındalık getiriyor. E, belki uğraştığınız bir konu var. Son 6 aydır belki yazdan bu yana e, bir borç alacak konusuyla e, meşguldünüz. Şimdi bu dolunay burada bir netleşme sağlayabilir. Eşinizin, ortağınızın parasal kaynakları, hisseli paralar, genel olarak paylaşımlar alanında da bazı netleşmelerin olması, yine sizin için parasal konularda bazı özellikle önümüzdeki süreç için farkındalıklar yaşamanızda mümkün görünüyor. Önemli parasal desteğe ihtiyacınız var. Bir borcu ödemek için çözüm arıyorsunuz, ya da bir kredi başvurunuz var, haber bekliyorsunuz ya da bir vergi borcunuz var. Bununla ilgili yapılandırma içerisindesiniz. Bunları da Dolunay'ın etkileriyle aslında önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde toparlayabilirsiniz. Sonuç alabilirsiniz sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta, güzel bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.